Bildiğimiz isyanlar var Anadolu'nun dört bir yanında. Şimdi bütün bu badirelerden sonra biz büyük zaferi kazandık. Ve peki büyük zaferi kazanmak için orduya ihtiyacınız var. Ordu da yoktu. Ordu kurduk biliyorsunuz. Sıfırdan bir ordu kuruldu. Şimdi Kütahya Eskişehir savaşları sırasında binlerce askerimiz firar etmiş. Kütahya Eskişehir savaşlarını kaybettikten sonra firar eden askerlerimiz var. Orduya ihtiyacımız var. Karşıdaki Yunan ordusu sürekli artıyor ve sürekli Batı tarafından destekleniyor. O zaman ne yapıyor Mustafa Kemal Paşa? Seferberlik ilan ediyor. İstiklal mahkemeleri devreye giriyor. Hani bugün eleştiriyorlar ya İstiklal mahkemelerini. İstiklal mahkemelerinin kuruluş nedeni asker kaçaklarını önce önlemek ve bu isyankarları, bu vatan hainlerini cezalandırmak. Az önce isyan ettiklerini söylediğim Bolu'da, Gerede'de, Adapazarı'nda vesaire. Ve ne oluyor? Büyük taarruz öncesinde mesela Sovyet Rusya'dan silah ve cephane yardımı gelmeye başladı. Aslında Sakarya Savaşı'ndan önce de aldık bir miktar ama asıl büyük parti şeyden önce geldi. Büyük taarruzdan önce geldi. Ve Mustafa Kemal askeri dehasıyla bir şey daha yaptı. İtalyanlar çekildi. Fransa çekildi Sakarya Savaşı'ndan sonra. Bu çekilen ülkelerle anlaştı ve onların ellerindeki silahların bir kısmını satın aldı. Mesela Fransa'dan aldığımız kamyonlar var. Uçaklar var. İtalya'dan aldığımız uçaklar var. Yani bu da işte bir askeri dehanın, bir stratejik vizyona sahip bir liderin gerçekleştirmiş olduğu stratejik hamlelerden biri. Onun ötesinde mesela ne oldu? Mahkumlar serbest bırakılmış. Bakın ben o da çok ilginç. Büyük taarruzdan önce insan gücüne ihtiyaç var dedik ya. Vatana ihanet suçuyla içeride yatmayan ya da işte yüz kızartıcı suçla mahkum olmamış kişiler serbest bırakılmışlar geçici bir süre ve onlardan yararlanılmış. Onun dışında mesela tarlası olan, bağ bahçesi olan, ekecek toprağı olan, hapiste olan erkekler serbest bırakılmış. Neden? Tarım yapılamıyor ya hani. Ekimler kaldı, kıtlık olabilir. Onun için onların görevi tarlaları ekmek sürmek. Onun dışında bakıyorsunuz cephelerde ambarlar kurulmuş. Kanı kolları oluşturulmuş. Bizim çok az sayıda kamyonumuz var. Kanı kolları, kanı komutanlıkları var bakın. Dünyanın hiçbir ordusunda kanı kolu diye bir şey yoktur. Kanı komutanlığı diye bir şey yoktur. Cepheye silah ve cephane kanılarla taşınıyor. Bilirsiniz kadınların olağanüstü fedakarlığı. İşte bu büyük taarruz öncesindeki tablo bu. Bir şey daha anlatayım bakın bu da çok ilginç. Bütün bunların ötesinde bir şey daha var. Türkiye Büyük Millet Meclisi açık biliyorsunuz. Mustafa Kemal Paşa başkomutan. Fakat Mustafa Kemal Paşa'ya karşı müthiş bir muhalefet var. Türkiye. Mecliste. Evet, bakın burası çok çok önemli. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde acayip bir muhalefet var. 5 yıl aynı yerde yaşama zorunluluğu getirdiler. Şimdi büyük taarruzdan önce bakın ne oldu? 5 Mayıs 1922. Taarruza kaç ay var? Mayıs, Haziran, Temmuz, Nisan. Ağustos. Evet. 3 ay var. 5 Mayıs 1922'de Mustafa Kemal o gün mecliste değil. Bir görüşme var. Görüşmenin konusu başkomutanlığın süresinin uzatılması. 3 ayda bir uzatılıyor biliyorsunuz. 3 ayda bir. Üç ayda bu da enteresan bir. Çünkü aslında istese çok daha uzun periyotlarla. Ama özellikle Mustafa Kemal Paşa bunu istedi. 3 Evet. ayda bir uzatalım diye. Yani bir anlamda güven oydu Bravo. Yani 3 Milli ayda bir. iradeye saygı. Evet. Milli Evet. iradeye saygı. Evet. Kendisi bunu istedi. Evet. Ama ne oldu? Beklemediği bir şey oldu. Muhalifler o kadar güçlü ki 5 Mayıs 1922'deki görüşmede 3. uzatma aşamasında reddettiler. Yani reddedileceği artık belli. Böyle bir tablo var mecliste. Ertesi gün Mustafa Kemal Paşa meclise geldi. Ve meclisi ikna etti. Oylama yapıldı ve Mustafa Kemal Paşa yeniden başkomutan seçildi. Ama eğer meclise gelmese, bunun ne kadar önemli olduğunu anlatmasa, bütün sorumluluğu üzerine almasa, ne diyor biliyor musunuz? Bu kritik aşamada diyor, bu görevi bırakmadım, bırakmayacağım, bırakmıyorum diyor Mustafa Kemal Paşa. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan görüşmeler ki o sırada milletvekilleri silah da taşıyorlar, muhaliflerin silahlarına sarıldığı, Mustafa Kemal Paşa'nın öldürülebileceği meclis anekdotlarını okuduğunuzda bunu görüyorsunuz. Burada ilginç bir detay daha var. Mustafa Kemal Paşa bütün bu muhalefete rağmen meclisten vazgeçmiyor. Arkadaşları diyor ki ya bu mecliste zafer kazanamayız. Bu meclisi kapatalım ya bu meclisi en az daha sonra açarız ama şimdi sırası değil. Mustafa Kemal Paşa ısrarla o meclisle birlikte yürüyor bakın. O muhalefete rağmen Mustafa Kemal Paşa hazırlıklarını yapıyor. Meclis durmuyor. Bir şey daha yapmışlar. Mustafa Kemal aynı zamanda meclis başkanı biliyorsunuz. Meclis başkanlığı yetkilerini elinden almaya kalkıyor muhalifler.
Ve ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bir karar, kanun değişikliği yapıyorlar. Eskiden şöyleydi. Bakanların seçilmesi Mustafa Kemal meclis başkanı olarak önerirdi. O önerilenler arasından hükümet kurulurdu. Eski düzen buydu. Mustafa Kemal şu an bile öyle değil. Evet. Bakın eskiden böyleydi. Mustafa Kemal öneriyor meclis başkanı olarak. Onlar arasından seçiliyor. Şimdi yeni muhaliflerin yeni kanun teklifi şu. Artık meclis başkanı önermeyecek deniyor ve bunu kabul ettiriyorlar. Bakın büyük taarruz öncesinde Mustafa Kemal'in meclis içindeki gücü elinden alınıyor. Peki Mustafa Kemal'in buna tavrı nedir? Meclisin kararı bu yöndeyse Mustafa Kemal Paşa buna saygı duymuştur. Ve büyük taarruza 26 Ağustos'ta Afyon Kocatepe'ye giderken böyle büyük bir muhalefetin olduğu bir meclis vardır. Bunu da görmek lazım. Ve bakın bütün bu muhalefete rağmen bu meclisle birlikte yürümüştür. Tabii işin başka bir boyutu daha var. Onları da harita üzerinde belki evet, konuşuruz. Evet, ayağa kalkmanızı rica edebilirim. Evet. Belki bir soluklanabilirseniz evet. O arada yazınızdaki bir başka yani dehşet de dinliyorum ben. Yani şey evet. Sanki bunlar yaşanmamış. Böyle bir sanki böyle bir film var. Bu bir evet. Filmmiş meyerse falan. Onun senaryosu. Yaşanmamış yani, gibi yaşıyoruz. Yani, tabii yaşanmamış. Çünkü yani, evet. Sorun yani, orada aslında. Yani, yaşanmamış Türkiye'de gibi yaşıyoruz. Ne yazık ki eğitim sisteminde. O da bir problem. Az önce Boynu Kalın'ın söylemiş olduğu işte ispatı belgesi diye paylaşılan ve Atatürk'ün manevi şahsiyetine evet. Ve ailesine dahi hakaret etme hasidine varacak kendilerine tarihçi diyen ve tarihi çarpıtarak yalan yanlış olarak anlatmaya çalışan, çocuklara anlatmaya çalışan ve müfredattan da Atatürk'ün bütün yaşamını yok eden bir sistemle, eğitim sistemiyle karşı karşıyayız. Yani Atatürk'ü maalesef, sadece evet. Komutan Atatürk olarak anlatıyorlar. O değil. Oysa ki bakın bir siyasi boyutunu az evet, önce evet. Meclisteki tavır ve meclisi Kurtuluş açık. Kurtuluş Savaşı verirken evet. Meclisi koruyorsun. Açık yani, tutmak ve o muhalefete yani. Rağmen. Evet ve yazınızda bir başka tabii. Nokta daha var. O kadar hoşuma evet. Gitti ki Mustafa Kemal Atatürk'ün o cümlesi. Arkadaşlarım haritayı hazırlarken o fotoğrafların arasında olmalı diye düşünüyorum. Sizin bana gönderdiğiniz dosyada vardır. Var mıydı? Tam anlatacağınız konuyu bilmediğim için. Tamam peki. Ama çok yok şeydi. Hayır sizin harita üzerinde anlatayım dediğiniz şeyi. Bir harita gönderdim evet. Tamam peki evet. Onu arkadaşlarım hemen bakıyorlar. Savaş planına buradan bahsedelim. Önce diplomasi demişsiniz evet. Ya ondan ne kadar önemli bir şey. Evet. Bundan biraz bahsedelim. Tıpkı meclis iradesine müthiş, ve muhalefete tabii. Duyduğu saygı gibi şu cümleye bayıldım. Müthiş. Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı yıllarında her fırsatta barışa vurgu yapıyor, evet. Barış için savaştıklarını belirtiyordu. Biz yalnız hayat ve istiklal isteyen bir milletiz. O ifadeyi, buyurun lütfen. O ifadeyi ben nerede buldum biliyor musunuz? Dönemin gazetelerini tarıyorum bu yazı için. Dönemin gazetelerini tararken Mustafa Kemal Paşa ile 1922 yılının başında bir röportaj yapılmış Anadolu'da. O sizin az önce okuduğunuz cümle tekrar okuyabilir misiniz? Biz yalnız evet. Hayat ve istiklal isteyen bir milletiz. Gazete, yani yaşamak bunu ve geleceğimizi yapmış. Kurmak istiyoruz evet. Demiş. Bundan daha güzel bir cümle evet. Olabilir mi bir savaşın ortasında? O röportaj için manşet bunu yapmışlar. Biz yaşamak ve istiklal için savaşıyoruz diyor Mustafa Kemal Paşa. Şunu görmek lazım bakın büyük zafer haklı ve meşru bir zafer. Haklı ve meşru bir savaş. Zafer değil de bütün zaferler haklı meşrudur. Savaş haklı ve meşru bir savaş. Neden? Çünkü biz nefsi müdafaa içindeyiz. Bakın bizim mücadelemizin adı müdafaa-i hukuk. Dünyada örneği yok. Ne kadar gurursuz duysak azdır. Düşünsenize bir savaş veriyorsunuz, bir varlık yokluk kavgası ama bu kavganızın adı müdafaa-i hukuk. Yani savaşımızın içinde hukukun müdafaası var. Şimdi bizim mücadelemizin adı İstiklal Harbi. Ne düşünebiliyor musunuz? Bağımsızlık için savaşıyorsunuz çünkü. Bizim mücadelemizin adı milli mücadele, milletin mücadelesi. Dolayısıyla bu haklı ve hukuklu bir mücadele. Bir kere onu ortaya koymak lazım. Haklı, hukuklu ve halklı. Yani 3E diyorum ben ona. Hem haklı, hem hukuklu, hem halklı bir mücadele. Milli mücadele. Şimdi onun ötesinde bakın Mustafa Kemal Paşa hep barıştan yana. Israrla defalarca bunu söylemiş. Israrla demiş ki biz demiş eğer şartlarımız kabul edilirse savaşmaktan yana değiliz. Yani silahları bırakırız ve anlaşırız. Ama ne oluyor bakın büyük taarruzdan önce... Süngüye dayanmadan önce diplomasiye dayanıyor Mustafa Kemal Paşa. Ben öyle ifade ediyorum bunu. Daha büyük taarruz kararını vermiş ama büyük taarruzdan önce yani kan dökülmesin diye ne yapmış biliyor musunuz? Önce Şubat 1922'de Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Bey'i, Yusuf Kemal Tengirçe'yi şeye göndermiş. Avrupa başkentlerine göndermiş. Yusuf Kemal Bey gitmiş İngiltere'ye, Fransa'ya ve Türkiye'nin şartlarını sunmuş. Biz barışmaya hazırız. Ama yurdumuzu düşmandan temizlenmesi lazım. Yunanistan'ın çekilmesi lazım. Misak-ı Milli'nin kabul edilmesi lazım. Reddetmişler. Yusuf Kemal Bey geri geldi.
Mustafa Kemal Paşa büyük taarruz kararını verdi. Haziran ayında bakın. Haziran 1922'dir büyük taarruz kararı. Ama Temmuz 1922'de bu sefer İçişleri Bakanlığı Londra'ya ve Paris'e gönderdi. Fethi Bey'i, Fethi Okyar'ı. Fethi Okyar gitti. İngiliz parlamentosunda İngiliz yetkililerle, Fransız yetkililerle Paris'te görüştü. Ne oldu biliyor musunuz? Fethi Okyar'ı hem çok kötü karşıladılar, diplomatik nezaketsizlikler yaptılar, hem de onun ötesinde Türkiye'nin şartlarını geri çevirdiler. Mustafa Kemal Paşa diplomasiyi denedi bakın. O zaman zaten Fethi Bey bir rapor veriyor. Diyor ki silahtan başka çözüm yok diyor. Savaştan başka çözüm kalmamıştır diyor. Onun için gurur duyulası bir mücadeledir bu. Yani hedef savaşmak değildir. Hedef barışmaktır. Amaç barışmaktır. Ama tam bağımsız olmadan barışmak da istemiyor Mustafa Kemal. Burada ilginç bir nokta daha var, onu da altını çizeyim. Barış teklifleri yapıyorlar bize. İngiltere 2'de 1 barış teklifi. 2 tane barış teklifi yaptılar bakın. Sevri biraz daha yumuşatıyor. Evet, sevri yumuşatıyorlar. Büyük taarruzdan önce 2 tane barış teklifi geldi. Şimdi bunun etkisi şu. Gevşetiyor. İçerideki o milli cepheyi kırıyor, bölüyor. Muhalefet kabul eder. Ha, bravo. Hedef o. Ve muhalefet ayağa kalkmış. Mustafa Kemal'e diyorlar ki hem taarruz edemiyorsun. Bir yıl geçti Sakarya'nın üzerinden. Taarruz edemiyorsun. Hem de taarruz edecek orduyu kuramadın, bir yıl oldu. Hem de barış tekliflerini geri çeviriyorsun diyerek ayaklanıyor muhalefet. Mustafa Kemal Paşa nutukta diyor ki beni en çok zora sokan diyor o gelen barış teklifleriydi. Sahte barışlar bunlar. Sevr anlaşması. Sevr'i önüne koyuyor, hadi imzala diyor. E biz bunun için mi savaşıyoruz? Tam İngiliz taktiği aynı zamanda. Aynen öyle bakın. O sırada da Yunanistan bütün her tarafı bombalamaya devam ediyor ve... Ve şey yapıyor, İstanbul'u işgal edeceğim diye nota veriyor. Evet bakın 29 Temmuz, teşekkürler Murat. 29 Temmuz 1922'de Yunanistan İngiltere'ye nota vermiş. Bu kadar şımarmış. İngiltere'ye diyor ki Yunanlılar, biz diyor İstanbul'da istiyoruz. İngiltere diyor ki durun ya, o kadar da değil. Ve Yunanistan'a İngilizler evet dese İstanbul'u işgal edecekler. Dahası var, İonya Devleti diye bir devlet kurduk diyorlar. Evet. Nerede bu devlet? İzmir merkezli. İzmir ve civarında bir devlet kurmuşlar. 30 Temmuz 1922. Ve ne yapmışlar biliyor musunuz? İzmir'deki Türk memurların işine son vermişler. Hani diyorlar ya zaten çekilip gideceklerdi. Koca bir palavra. Sevr anlaşmasını uygulamaya koymuş adamlar. Diyorlar ki biz Sevr'deki yetkimize dayanarak, oradaki maddeye dayanarak burada devlet kurduk. Hocam araya girdim. Evet. Hatta yanılmıyorsam ya ben ekonomi tarihinden duyduğum, bildiğim kadarıyla hatta Merkez Bankası, Yunanistan Merkez Bankası şube açmaya kalkıyor Ege'de. Evet. Para basacak. Yani yok artık. Çok artık hazırlıklar var. Hazırlıklar var mı işte şeye denk geliyor. Yani büyük taarruzdan sonra planı. Yanılmıyorsam Eylül'de tabii. Ama bakın tarihe dikkat edin. Bu şey İstanbul'u işgal edelim dedikleri tarih 29 Temmuz. İonya Devleti'ni kurduk dedikleri tarih 30 Temmuz. E büyük taarruz? Bir ay sonra. 26 Ağustos. Bir şey daha var, onu da hatırlatayım. Bütün bunlar olurken İstanbul Sarayı'nda ne oluyor değil mi? Padişah Vahdettin ne yapıyor diye merak edenler var. Büyük taarruzdan çok kısa bir süre önce padişahın İngilizlere bir teklifi var. Çok ilginç. Teklif şu. Boğazlar ve civarını size bırakalım. Siz de halifeyi tanıyın. İstanbul'u da oturmasına izin verin. Ve halifenin ortağı olun. Biz de bunu bütün İslam dünyasına duyuralım. Ay tüylerim diken diken oluyor dinlerken. Bakın, yani da, hani bugün bu ne kadar benzerleri teklifi. Yaşanıyor tabii, şu anda. Bu da sarayın teklifi. Hani diyorlar ya İngilizler hilafete falan karşıydı. Saray, koca bir palavra. Sarayın teklifi bu. Ama İngilizler tabii, de hilafetin devam etmesi için böyle bayağı ciddi uğraşıyorlar. Zamanısı yani. Çünkü. Tabii. Evet, büyük